Merhaba değerli takipçilerim. Bu hafta sizlere fotoğrafçılıkta stüdyo çekimleri üzerine bir şeyler anlatmak istiyorum. Bunun için işte hani evde ne tür çekimler yapabiliriz, evde stüdyomuzu nasıl kurabiliriz veya evdeki ışık sisteminden nasıl faydalanabiliriz. Bir takım değerleri anlattıktan sonra çekim örnekleriyle dersimize devam edeceğiz. İşte çekim örnekleri falan ne yaparız, evde ne tür stüdyo tarzında çekimler yapabiliriz. Bunlara bakacağız. Ben Sofbox yardımıyla bu işi yapacağım. Sofbox'ları daha önceki derslerimde anlatmıştım. Sürekli ışık kaynağı olarak 5200 lüme ışık kaynağı olan ve 2700 sarı ışık olan bir Sofbox tedarik etmiştim, ben almıştım. Ben genelde stüdyo çekimlerimi onlarla çekiyorum. Şu anda ortamda sadece Sofbox'larım ışık kaynağı olarak çalışıyor. Tepe lambası yoktur, herhangi bir lamba yoktur. Bu ortamda işte ne tür çekimler yapacağız, nasıl çekimler yapacağız, ne tür sonuçlara ulaşacağız, bunlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi fazla işi uzatmadan veya lafı uzatmadan direkt çekime geçmek istiyorum arkadaşlar. Çekim esnasında zaten değerlerini, özellikle burada tek başıma çalışıyorum ben. Yardımcım yoktur, modelim yoktur, model de ben, çeken kişi de ben olacağım. O yüzden biraz zorlanabilirim ama sizler için bu dersi çekmek istiyorum arkadaşlar. Umarım sizin için de faydalı, güzel bir ders olur. Evet, çekim yapmadan önce makinemizin ayarlarını ayarlamamız gerekiyor. Bu durumda ben iç mekan çekimi yaptığım için ve modelimin etrafının da belirgin olmasını istediğim için 8 diyafram kullanmak istiyorum. Orta ayarı budur ki iç mekan olduğumuz için daha idealdir. Bundan aşağı doğru indiğimiz zaman diyafram değerimiz düşeceği için alan derinliği artacaktır. Bu da nedir? Model ile arka plan veya arkadaki nesneler arasındaki netlik, fullük oranı artacaktır. Biz şuradan bir makinemizin ortalama bir ayarını yapalım. Şöyle, şu anda normal çekim moduna getirdim ben. 80 enstantane olarak ayarladım arkadaşlar. Ekrandan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Diyaframımı da şu anda 4. Ama ben diyaframımı 8 almak istiyorum. 8 aldığım zaman enstantanem 25. Hareketsiz çekim yapacağım için ve tripod kullandığım için 20 enstantane hızı benim için yeterli olacaktır arkadaşlar. Ve dediğim gibi çekimi kendim yapacağım için ve kendi model olacağım için makinemde kumanda kullanacağım çekim esnasında. Kumanda kullanmak için de evvela makinemin kumanda ayarlarını yapmam gerekiyor. Evet, ayarlarını yaparken arkadaşlar. Evet, makinemizin ayarlarını yaparken makinelere göre değişiklik gösterir. Benim makinemde üst tarafta drive diye bir tuş var. Oraya bastığımız zaman böyle tek kare çekim gözüküyor. Kadranı çevirdiğimiz zaman işte hızlı çekim, seri çekim anlamında. Ondan sonra peş peşe çekim ve zaman ayarlı çekim. Ve 2 saniye zamana ayarlı çekim. Ben normal zaman ayarlı çekimi yapıyorum. Burada kumanda kullandığımız zaman zaten kumandaya tıkladığımız andan itibaren tek seferde çekim gerçekleşiyor. Yani 10 saniye geri sayma mevzusu olmuyor. Evet, şu anda bahsettiğim gibi 1-2'ye test çekimi alacağım. Test çekimlerini aldıktan sonra kumandamızın nasıl çalıştığını gördükten sonra ben farklı şekillerde elbise değiştirerek veya işte ışıkların yönünü değiştirerek çekimler gerçekleştireceğim. Siz de bu çekimlere bakarak evde nasıl çekim yapabilirsiniz veya nasıl yapabileceğiniz konusunda fikirler üreterek kendi çekimlerinizi yaparsınız. Şöyle bir deneme amaçlı bir çekim yapalım. Şöyle. Zaten kumandayla çekim yaparken deklanşöre bastığınız zaman bir netleme ayarı yapıyor. Netleme süresi veriyor size. O süreyi yaparken kumandayı gizleyebilirsiniz. Yere bırakabilirsiniz. Cebinize koyabilirsiniz. Veya o anda işte kumandayı kamufle edebilirsiniz. Evet. Şimdi çekimlere geçelim. Siz çekimleri izleyin. Daha sonra yorum ve önerileriniz falan varsa bunları yorumlar kısmında ifade ederek, belirterek ben her şekilde en kısa sürede size dönüş yapmaya çalışırım değerli takipçilerim.
çektiğimiz fotoğraf örneklerini gördünüz. Siz de farklı şekillerde bunları çoğaltabilirsiniz, geliştirebilirsiniz. Benim malum arka tarafta fon olduğu için belki arka planı değiştirme imkanım olmadı. Fakat siz evde düz bir zemin üzerine veya farklı bir perde veya işte farklı bir fon kullanarak bu tür çekimleri yapabilirsiniz. Buradaki amaç sadece ışıkları nasıl kullanacağımızı, nasıl yönlendireceğimizi, işte ışık gölge oyunlarına falan nasıl katkı sağlayacağımızı ifade etmeye çalıştım. Eğer evde hani softbox falan yoksa, yansıtıcınız falan yoksa masa lambalarını da kullanabilirsiniz. Hani tek taraftan bir masa lambası kullanabilirsiniz veya iki tane kullanabilirsiniz maliyeti düşürmek adına. Özellikle evlerde ışıldaklar falan oluyor. Özellikle elektrikler gittiği zaman kullanılan türden olanlar işte hani 90 ledli, 60 ledli vesaire falan olan ışıldaklardan da faydalanabilirsiniz. Olmadı işte az önceki fotoğraflarda gördüğünüz gibi bir mumluk, mumda şamdanlık veya işte hani deniz feneri gibi veya gece feneri gibi o tarz aksesuarlarla da yapay ışık oluşturarak fotoğraflarınıza farklı etkiler katabilirsiniz. Değerli takipçilerim, evet, videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Soru ve önerilerinize her zaman açığım. En kısa sürede sorularınıza cevaplamak ümidiyle. Ve çekmemi istediğiniz fotoğraf dersi veya videolar falan varsa bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizin için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışırım imkanlarım dahilinde. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.